Evet değerli dostlar, ben Nail Yılgın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Koyun otlatıyorum. Koyunlarımız otluyor değerli dostlar, yonca tarlasında. Bugün ne yapacağız? Şimdi dermanları aradım ben telefonda. Onlar gelecekler. Ben öğlen yemeği yemedim, onlar da yememişler. Hava da güzel çünkü yarın kar falan geliyor, kar yağmur geliyor. Hiç böyle koyunda, koyun güderken bir piknik yapamadık. O yüzden dermanları çağırdım. Dermanlarla beraber burada inşallah biraz sonra sucuk ekmek yapacağız. Bir değişiklik olsun. Onlar için de benim için de. Hasan'ı çağırdım. Hasan'ın işi varmış. O yüzden dedim dermanlara hadi gelin. Sucuk ekmek yapalım. Hava da güzel. Şimdi biraz sonra ben yakacak çalı çırpı toplayacağım onlar gelene kadar. Onlar da motorla biraz sonra yanıma gelecekler diye dostlar. O şekilde bir şey planladık. Koyunlarımız da gayet güzel yayılıyorlar. Bir yere gitmiyorlar. Onlar da burada böyle otlarken biz de piknik tarzında bir değişiklik yapalım. Hem de bunları sizinle paylaşalım dedik. O zaman değerli dostlar ben dermanlar gelmeden yakacağı falan ayarlayayım. Şurada yol kenarında yakarız. Bunlar tarlalık yerler. Kimse gelmez. Kimsenin de canı çekmez. Çeken de zaten herkes sucuk ekmeği yapabilecek durumda. O zaman değerli dostlar ben gidiyorum yakacak toplamaya. Evet değerli dostlar şöyle biraz çalı çırpı topladım. Bu yeter bize. Şimdi onlar gelene kadar ben onları kırayım, hazırlayayım. Bir de şu oyunlarımızı çevireyim buradan. Onlar da gidiyorlar. Fazla uzaklaşmasınlar. Rahat rahat yemeğimizi yiyelim değerli dostlar. Değişik bir şey olacak. Şimdi biraz sonra izleyeceksiniz. İnşallah. İlk defa yapıyoruz böyle bir şey. Koyun güderken zaman olmuyordu. Derman da evde temizlikten falan uğraşıyormuş. Hadi dedim boş be uğraşma. Gel bugün bir değişiklik olsun dedim. Birazdan gelirler. Evet değerli dostlar ben şöyle yakacaklarımızı da kırdım hazırladım güzelce. Şimdi dermanlar geldi mi ateşi vereceğiz inşallah. Köz olacak ondan sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Sohbet muhabbet çocuklar için de değişiklik olacak ayaz için. Ali okulda da. Ali de dün arkadaşlarla beraber yatmış. Arkadaşları Ali'ye sürpriz yapmışlar. Koyun derken yanına gelip onlar da ona et sucuk pişirmişler. Bugün de biz pişireceğiz inşallah. O zaman dermanlar gelince görüşelim değerli dostlar. Evet canlarım Nail'in kanalından sevgiler selamlar olsun. Nail'in midesi ağrıyormuş. Ona şöyle termosta süt doldurdum. Çok da doldurmadım belki içemez diye. Ama sıcak sıcak azıcık içsin midesi ağrıdığı için yumuşatsın. Sütüm pişti. Onu gelince yoğurt çalacağım. Şöyle piknik sepetimizi hazırladık. İçine sucuğumuzu, biberimizi, suyumuzu, tahtamızı koyduk. Gidiyoruz değil mi Ayaz? Nereye gidiyoruz? Babaya, piknik yapmaya. Babanın yanına. O zaman Nail'in orada. Görüşelim canlarım. Şeyi unutturma Ayaz bana böyle şeyi demir var ya dönderme demiri. Onu alalım. Dönder mi demir? Mangal gibi. Şöyle etleri içine koyuyorum. İki tane demir var. Kapat. Izgara ızgara. Şimdi aklıma geldi. Izgara. Onun ismi ızgara. Izgaramızı alalım. Dostlar şurada hemen market var. Motoru buraya bıraktım. Yola çıkmadan. Ayaz'ım da bir şeyler aldı. Sen ne aldın anne? Yine jelibonunu almış. Ben de ekmek ve içecek aldım. Anne. Ha anne. Ekmeğimizi şöyle yapalım da kurumasın. O zaman gidelim şimdi Nail'in orada. Görüşelim değerli dostlar. Anne bu sakız. Evet. O zaman orada görüşelim. Evet değerli dostlar. Hızlı şoför geldi. Bu bayağı açtı kendini. Ha hızlı sürüyor görüyorsunuz artık. Eskiden bu kadar hızlı süremiyordu. Şimdi dur gayrı dur gayrı dur gayrı. Gördüğünüz gibi hızını alamadı. Onun balatası değişecek. Gördüğünüz gibi Derman hızını alamadı. Ben de bırakıp gidiyor değerli dostlar. İyi hoş geldiniz. Herkese de sevgiler selamlar tekrardan videomuzu birleştireceğiz bugün değerli dostlar. Azıcık da ben çektim yolda gelirken. O zaman tamam. O zaman hemen ateşi yakalım akşam oluyor. Evet değerli dostlar ateşimizi ilk çakmağa çaktık bakalım ateşimiz tutuşacak mı? Kuru otlardan topladım ama. Diyor mu koyun arada 7-8 ay oldu daha ilk defa böyle bir şey yapacağız. Bir de çay içmiştik mısır toplarken.
Ayaz da seviyor böyle şeyleri. Ayaz oldu. Aynen. Yok ya, o geç kalırdı. Aynen. Ali de bugün okulda dediğim gibi, ama dün de Ali arkadaşlarla yapmış bu ortamı. Baba ben oturabilir miyim? Don markete uğra al dedim, hani çocuk olanda. Ben oraya şey yapamadım. Bu arada gelirken de jandarmaya yakalanıyorduk Nail. Bir şey olmaz, jandarma sana seslenmez. Zaten gördü de seslenmedi. Şöyle yapalım. Piknik sepetimizi de almış gelmiş Kerman. Var, bak bakalım. Tatlı mı yoksa? Bak bakalım. Dur bakalım bakalım. Aya sen çıkar be, ya da ben çıkarım. Benim yok, ben tutayım sen çıkar. Ne sürprizi ya? Benim sürprizim de. Dur bak. Bakalım neler getirmişiz. Çay mendil, çay. Onun için aç bakalım, çay ne? Kahve mi yoksa? Kahve olsa daha mı hoşuna giderdi? Nereden bildin? Başka ne olacak? Sıcak sıcak süt getirdim. Midem ağrıyor diyordun ya. Ben de böyle diye getirdim. Ayaz'ım da yine. Ayaz bak şeyle bunu varken bir daha. Almadınız mı? Aldık orada içecek. Onun içinde tatlı da var yersen. Yok ya. Oo, yeşil biber de gelmiş. Sucuk da gelmiş. Aynen. Yere koyuyoruz. Sofra bezi getirmedim ben. Orada sucukları açacağız şimdi. Evet. Sofra bezi de getirsem iyi olurdu aslında Nayi. Onu unuttum bak. Neyse olsun bak. Aynen. Koyunlarımız da böyle yayılıyor. Baba, maşallah iyi oldular. Pişireceğim. Baba, önce elimi alıp ateşimiz tek seferde tutuştu değerli dostlar. Ayaz nasıl? Beğendin mi ortamı? Beğendim. Yine bakkaldan almışsın abur cuburları. Baba dövme. Betri benim dövmesi. Vallahi iyice para harcattırıyorsun Ayaz. İyice. Bak dövme burada. Dövme gözüküyor. Tamam. Böyle. Oy 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 oy. İyi oldu, boştur değişiklik ya. Evet değerli dostlar, Derman sucukları kesmeye başladı. Aniden vermiş bir karar olduğu için sucuklarımız buzlu. Kasaba git dedim Derman'a. Derman da kasaba gitmeye korktu köyün ortasında diye. Evet. Daha ben cesaret demiyorum o kadarına. Çok paniğim diğer dostlar. Bana kalsa ben evde temizlik yapıp dursam akşama kadar. Heyecan. Hep beni, iş mi ya? He, bırak gel. Biraz da sosyallik lazım ya. Bak ne güzel ortam. Hava güzel. Yarın kar yağacak. Ateşimiz de iyi yandı ha. Oh 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 oh. Arazide en güzel şey bu. Değil mi? Bir de çay aslında bir dahakine. O zaman daha zamanlı gelmeniz lazım. Aynen. Bizim aklımız kış gereken düştü jeton. Ayaz bir güzel diyor. Anne çayı al. Ondan sonra şunu al. Et al diyor. Olsun böyle. Anca fırsat uzunlu bulabildik. Bir de Elmas teyzemlerle beraber geleceğiz inşallah. O zaman da evet, çayımız, kahvemiz hepsi olur. Artık bizim zamanımız var böyle şeyler yapmaya. Aynen, kış da geldi. Evet. İyi havalarda. Hava yaz günü gibi ama. Gördüğünüz gibi. Ateşimiz de oldu. Evet, yeter değil mi Nail? Aynen çok aynen bile, çok bile. Dostlar, 5 kişilik oldu. Nail olmazdı dedi. Oldu vallahi. Aslında aynen, bir tane daha şuralarını kesmedim ama o zaman çok yok yok o zaman kurur bu ateşte. Hadi. Sen şunu tut. Ben ateşimizi bir ayarlayayım. Köz diyelim. Ateşten tam köz olmaz. Çoban Ayaz sopayı al. Davalar gitti mi sen çevireceksin? Baba. Sen ne yaptın Nay, değil misin? Ben de buradayım işte. Miden nasıl geçti mi? İyiyim iyi. Süt getir dedim yumuşatsın diye. Yemekten sonra artık getirmişsin, o içilecek. Sıcak sıcak iç. Aslında içine kahve atacaktım dedim, belki midene iyice dokanır. Ya biz de Mustafa ile beraberdik orada. Az önce onları da aradım. Mehmet abi geldi, çay getirmiş ona, gel diye de. Ben de sizi çağıracağım dedim, onlar da yukarı gittiler. Ha. Ateşimiz de oldu gördüğünüz gibi. Böyle koysak yanar değil mi? Yanar. Köz olması lazım. Burası sazlık mı? Şurası karşı. Orada su var. Sen daha çoktu da. Şimdi biraz daha azaldı. Sular vuruyor. Türbemiz orada. Bir önceki vloglarımızda zaten diğer takipçilerimiz izlemişti türbeyi. Çok merak etmiştik üstünde ne yazıyor diye. Onu da bilenler biliyormuş zaten. Ayetel Kürsi yazıyormuş kenarlarında. Türbe orada gördüğünüz gibi. Türbenin yanındayız. Aslında türbenin yanında yapsaydık kişi yapardık. Orada iyi olurdu. Orada yaylım fazla yok. Orada Mehmet abinin koyunu vardı ya. He, o yüzden. Buraya geldim. Sabahleyin ben Nail'i getirdim koyunların yanına. Koyunları aldı gitti Nail. Ben tekrar onlara saman verdim. Şimdi koyunların samanı, arpası hazır.
Eve gittiklerinde yayılacaklar, yiyecekler onu da. Ondan sonra evde biraz işlendim, peynir süzdüm, peyniri taşın şeyin altına bastırdım o. Ne diyorlardı ona Nail? Mengeneye. Mengeneye. Ondan sonra yoğurt işte mayalayacaktım. Onu eve varınca artık aslında mayalarım. Hiç gerek yok ha. Üstüne mi koyacaksın direkt? He. Bak bakalım bir. Ondan sonra Nail beni buraya çağırınca markete uğradık. Hemen hazırlandık. Geldik. Ne kadar kolaymış dışarıya çıkması. Hele tarlaya gitmesi. Giyinmeden, kuşanmadan, ev haliyle hadi. Hoppa. Buradayız. Gitmiyorlar, gitmiyorlar. Çevirim gelin mi? Biberleri de aç şöyle Derman. Getir az biberleri de atalım. Biberleri de yıkadım. Getir bana biberleri babacığım. Dur ben getireyim, otur bebeğim. Sen de nasıl mazlum mazlum otur musun? Sen ne yaparsın bana annesi? Yemek yemem onları yiyorsan. He. Şöyle koyalım ekmeklerimizi. Tek unuttuğum, hayır. Acı değil fazla herhalde. Hiç acı maşa değil. Getirmedin mi? Yok. Biberleri nasıl alacağız? Elimle ya? Dönderim ben, sen koy da oraya. Aslında biberler de içine yanına koyabilirdik Nail. Sığmak yanarlı. Bir de yoyu yanar. Çok atmayalım. Aynen. Anca yeriz. Valla insanın ağzı tatlı oldu mu? Çok şükür bugünümüze. Valla iyi lan. Böyle iyi oldu ha. Hiç yapmadık ha. 7 aydır da var gidiyor. Nail, ben de içimde tas olduydu. Sabahleyin çörek koy dedin ya. Koymadım, unutmuşum. Sen de hatırlatmadın. Çocuklarım cızırdamaya başladı. Sen de acıkınca? Yok aslında çok da acıkmadım biliyor musun? Acıkmadım. Sabah iyi değil. Değişiklik olsun diye çağırdım. Hasan aradım. Oh mis gibi koku geldi. Hasan'a da, bir şey resim atalım. O da dedi benim işim var daha bitmez. Hatta gelecekti. Bak şöyle yapayım da bunu o zaman dur biz çocuklar bir pişsin. Ben bir Hasan'ı bir arayayım. Hiç görüntüm. Arama adamı rahatsız da etme. Ben söyledim ona. O şimdi onu aradın o stresli. Neden? O boruları yapmaya çalışıyor. Bana sordu birkaç malzemeyi de. Telefonda da internetim yok. Tarif de edemedim. Ha, yalnız da olunca. Babası yapıyorlar ikisi. O zaman pişsin canlar. Şöyle erken çevirdim bence. Yok yok buzlu ya. Buzlu bir şey yapsın gitsin. Közde de güzel oluyor ha. Çocukların rengi bile yerine geldi. Normalde tavada pişince buzlu haliyle böyle beyaz beyaz oluyor. Yemek yemeyeceğiz ha. Bunları biliyorsun da. Sana da diş. Tatlıya da hiç dayanamayız. Diş. Biberler de hormonlu galiba. Niye? Birer metre var. Burnum yarası da geçmedi Nayin. İşte Hasan'dan hatıra kaldı o. Hasan kapısına çarptık geçen. Yavaş yavaş pişsin. Evet değerli dostlar. Ay yeğliyor. Çocuklarımız pişiyor. Oy 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 oy. Nail hatırlıyor musun İzmir'deyken izliyorduk. Söyleyelim mi ismini de? Birisini izliyorduk böyle babasıyla yapıyorlardı. He boş ver söyleme ismini. Söylemeyeyim mi? İmreniyorduk değerli dostlar. Tarlada yazıda. Yiyorlardı oturup da çoğu belki de izliyorsa bilmiştir. Ama yanlış anlaşılmasın. İsim vermek korkuyoruz artık her şeyi söylemeye. Onun için. Bir de telif melif atar. O isim de öyle bir şey olmaz da yine de. Belli olmaz vallahi insanlara. Evet, yani kötü söylediğimiz bir şey de yok. İmreniyorduk yani. Ne güzel yapıyorlardı. Saatlerce izlerdik hani böyle bir durumu. Bunun da adını bilenler ne yapsınlar? Sucuğun da adını bilenler ne yapsın? Sucuğun adını bilenler bir layık atsın. Layık atsın değil mi? Rabbim bize de nasip etti bugünleri. Evet buzlu olduğu için azıcık yüzüne beyazlar gelmeye başladı. Ama piştikçe gider. Tazeler. Oo, ateşte iyi oldu ha. Tazeler. Közlendi. Bitmiş. Sen ne yaparsın annesi? Burada bu doyuyor. Ne yapıyorsun? Benim derim ayaz davarı gütsün. Karnımız doyunca getirsin eve. Getirsin değil mi? Getirebilir mi? Ne? Koyunları. Getiririm. 10 yaşına girdim mi getirdim. Kaç yaşındasın Ayaz? 6. Hemen 6 yaşına zaman girdin ya.
6 yaşında benim. 6,5 yaşındayım. Yok be, bence 7,5 yaşındasın. Ay, Ayaz şeye döndü. Perşembe düğünüm var benim diyor ya. Cuma'ya geçti Ayaz. Güzel bir şey. 5,5-6 derken. Cızırtıyı duyuyoruz mu değerli dostlar? Canı çeken varsa hakkını helal etsin. Biz de mecbur bir içerik çıkartmak zorundayız sizlere. Yoksa hani yediğimizi çektiğimizden değil. Hem size içerik çıksın hem de biz de karnımızı doyuralım dedik değerli dostlar. Oho! Sucuklar pişiyor. Kendi yaptığımız ev yapımı. Tamamen doğal sucuğumuz. Hiçbir katkı maddesi yok değil mi? Evet. Köyde de yaptıklarında katkı maddesi katmıyorlar değil mi bence? İşlenmediği için. Evet. Nerede istedik? Evet değerli dostlar. Sucuklarımız pişmek üzere. Az kaldı. Elim yandı. Ay. Ay ne? Evet bayağı pişti. Kulağımız. Koyunlarımız da geliyor. Bir tane de şöyle bir yerde evin olacak Nail. Oraya geleceğim, bir iki gün kalıp gideceğim. Ha, sen bağ ev istiyorsun. Evet. Tamam. Bence bu sucuk pişti. Pişti. Kurutmayalım iyice. He, ne oldu? Ben de bunu pişireceğim. O zaman ekmekleri aç. Tamam. Evet değerli dostlar, Ali'nin hakkında annesi ayırdı hemen. Ekmek ben arası koydum. Yaptı. Az önce buradan türbeye polis ekibi geçti. Onda da davet ettik ama sağ ol dediler, geçtiler. Nail'e kort yaptılar. Dedikleri de kort dedi. Vallahi ben gelin dedim. Ekmeğimiz ne de var. Dedi? Polis düdüğü çağır. Taş fırın da var. Taş fırın var da ekmekler sert galiba. Yok, çok aşırı sert değil. Şöyle. Tamam, bir ekmek arası yap da götüreyim ben. Bunlar taş fırın mı? Evet. İkisinde taş fırın var. Sonra da ayaza yapayım, o yumuşak. Şöyle keselim. Kat sucukların içine. Biber koyuyorum böyle. Acı değil değil mi? Yok yok değil. Hadi bir şey içine katmıyor musun sucukları? İçinde köz var, onu al da yemeyim onu. Kesi getir. Ben fazla yemem zaten. Tamam, o közü de al, yeter o bana. Bunlar geçerse bir daha buyur edelim. Parçala onu. Parçala Behçet. O zaman değerli dostlar, bize afiyet olsun. Gördüğünüz gibi biz böyle ekmek arası yapıyoruz. Benim dürüm de kocaman bir şey oldu. Olsun, yes. Acıktık. Ayazıma da dürüm şimdi. Evet değerli dostlar, Derman da tatlımı bile düşünmüş de getirmiş sağ olsun. Tatlımı yiyeceğim, üstüne de sütümü içeceğim. Bugün sağlıklı yaşayacağım. Değmeyin keyfime de. Kaç aydan beri koyun gidiyorum, böyle bir koyun gütmemiştim. Hadi Ayaz, koyunlar gidiyor, koş. Sopayı al. Nasıl çelteksin sen ya? Ben çevirim gelin. Yok yok, şimdi zaten kahar. Gitmez onlar. Valla benimle ilgilenmez. O zaman bana afiyet olsun değerli dostlar. Evet değerli dostlar, şimdi yemeğimizi yedik artık. Dolaşmaya çıktık. Aynen, koyunlarımız da yavaş yavaş eve doğru gidiyor. Ben de Nail'i bırakıp gidemedim. Motoru hemen şu karşıya bıraktım. Anne, bu yerler mi? Şurada ateş yanıyor Nail, parmağım yaptı. Çobanlar yapmıştır, kovalar var ya orada aşağıda, mükenler mükenler. Burada benim sevdiğim otlar, otlardan var. Ama bıçak getirmedik. Toplayamam o yüzden. Baksana bakarlar hep onlar. Anne. Şunlar. Bıçak var ya. İnanelik. Anne. Efendim anne. Orada var ya. O zaman değerli dostlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın, sizleri kanalımızda seviyoruz. Kalın. Bu güzel ortama, bu güzel havaya. Yavaş yavaş, titretmeden, sallamadan. Bu güzel koyunlara bir like atmayı unutmayın değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.